Sevgili dostlar, güzel fotoğrafın %50'si doğru pozlamaysa, %50'si de daha sonra Lightroom Classic ya da Capture One gibi fotoğraf düzenleme programlarında fotoğrafınız güzel işlemektir. Ben Erdinç Çomaç. 2022 senesinin İlk fotoğraf çekmek olayına hoş geldiniz. Defalarca söylemişimdir. En doğru fotoğraf yoktur diye. Ama yanlış fotoğraf vardır. Yani kısacası fotoğraf çekerken yanlış bozlama varsa fotoğrafı işlerken de kaçınılması gereken abartılar var. Hem onları göz atacağız hem de fotoğraf işlemenin size ben Lightroom Classic üzerinde 3 değişik yolunu göstermek gibi niyetim var. Bunlardan bir tanesi global düzeltme yani genel düzeltme deriz. Bir tanesi lokal düzeltme yani bölgesel düzeltme. 3.'sünü de çok az insanı kullandığı ama benim çok severek kullandığım renk üzerine düzeltmedir. Daha önceki histogram e, içeriğimde de hatırlayacaksınız. Yaptığınız bütün rötuşlar aslında sadece renk ile ilgili rötuşlardır. Işık ile ilgili rötuşlar değildir. Rengi ya açarsınız ya koyulaştırırsınız. Bunu baz aldığınız zaman renkle de düzeltmenin ne kadar asla mantığa uygun olduğunu göreceksiniz. Hadi başlayalım zaman. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi size çok düzgün bir pozlamayla çekilmiş bir kareden başlayacağım. Şimdi önce abartılara gelelim. Birinci abartı aslında en masum abartıdır. O da highlight'ı sonuna kadar kısmaktır. İkinci abartı shadow'u sonuna kadar açmaktır. O bence daha tehlikeli bir abartıdır. Daha önemlisi satürasyonla, şu satürasyon var ya yani renk uygunluğu dediğimiz satürasyon. Buna lütfen hiç dokunmayın. Yani tamam dokunuyorsunuz bazen o ne güzel oldu renkler çok güzel abardı falan diye ama bu doğal bir kare olmuyor sevgili dostlar. Şimdi hiçbir şey yapmayacağım ne yapacağım biliyor musunuz? Tekrar eski haline getireceğim ve sadece Lightroom Classic'ten kendi ayarlarıyla otomatik olarak düzeltmesini isteyeceğim. Bakın doğal kare budur. Gerektiği kadar. Şimdi ben buraya bakıyorum. Burada benim zevkime göre de mesela burada şey yapmış. Siyahları abartmış. Siyahları bir parça düzeltelim. Burada şey de abartmış. Highlight'ı da abartmış. Highlight'ı da bir parça düzeltelim. Ve klipleri ortadan kaldıralım. Daha önce de anlatmıştım. Clipping'in ne olduğunu. Şimdi burada ben Vibrance'ı ve şeyi kapatmayı tercih ediyorum. Çünkü rengin kendi doğallığı ile kalmasını tercih ediyorum. Dolayısıyla da burada sizin gördüğünüz gibi global düzeltmeyi de görmüş olduk. Yani fotoğrafın bütün geneline burada highlight'ı fotoğrafın tümüne uyguluyorsunuz. Yani tek bir bölgeye değil. Şimdi tekrar geliyorum şuraya. Evet sevgili dostlar. Global düzeltme bütün fotoğrafa doğrudan doğruya etki ettiğiniz düzeltmedir ki bunu genellikle gördüğünüz gibi oldukça da keskin bir kare. Bu tür global düzeltmeleri ya sokak fotoğrafçılığında ya da işte böyle dinamik aralığının çok kuvvetli olmadığı yani farkının çok kuvvetli olmadığı yerlerde tavsiye ederim. Burada kendi otomatiğe güvenmek istemiyorsanız ufaktan bir şeye bakın, yukarıdaki histograma da bakarak highlight'ı bir parça kısın. Shadow'u bir parça açın. Highlight'ı bir parça kısın. Shadow'unuzu bir parça açın. Arzu ederseniz burada mesela tavsiye edeceğim şeylerden bir tanesi white'la bir parça oynayın. Siyahı bir parça azaltırsanız sert şimdi düzelttik. Siyahı da şuradaki clipping yok etmek istiyorsanız dikkatli kullanmanızı tavsiye ederim. Keskinliğiniz mesela bir yanlışınızda şeye yüklenmek, sharpening'e yüklenmek, sharpening'e yüklenmek yerine Clarity'yi daha akıllı kullanırsanız Clarity de size aynı etkiyi verecektir zaten. Yani bakın buraya mesela abartırsanız ne hale geliyor. Abartmadan ama tatlı bir dokunuşla. Texture de aynı şekilde size keskinliği artırıcı unsurlardan bir tanesidir. Onun haricinde dediğim gibi ben burada renklerini çok dokunmak istemiyorum ama eğer illa ki rengini bir parça artırmak istiyorsanız da vibrance'ı tercih edin. Satürasyon değil. Vibrance renklerinizdeki parlaklığı artıracaktır. Yani rengin kendi doygunluğunu değil. Dolayısıyla burada çok daha düzgün bir kare yakalamış olursunuz. Şimdi karemiz böyleydi. Böyle oldu. Yani zaten eğer pozlamanız düzgünse yapmanız gereken çok ufak tefek şeyler var. İşte parlamanın e, yok ettiği e, parlamanın parlamanın yok ettiği çok özel parlamanın yok ettiği e, detayları geri getirmek gibi ya da işte ne bileyim ben e, siyahların kaybolmasının geri gel gelmesi gibi burada da Instagram'dan mutlaka istifade edin sevgili dostlar. Ha ama her şey tercihten ibarettir, o da başka bir mesele. Şimdi bu birinci düzeltmemiz bizim global düzeltme. İkinci düzeltmenin adı lokal düzeltme. Lokal düzeltme genellikle genelde ya e, portrelerde ya da manzara fotoğrafçılığında tercih edilen e, düzeltme biçimlerinden bir tanesidir. Mesela burada gelelim yengenizin portrelerinden bir tanesine. Şimdi Lightroom Classic'te yeni bir e, maskeleme özelliği ilave edildi ki bu hakikaten müthiş bir özellik. Burada yeni bir maske ilave et dediğiniz zaman eskiden maskeler biliyorsunuz şuradaydı. Şimdi şu düğmenin altında. da bunlar zaten vardı. Brush, Linear Gradient, Radial Gradient, Color Range, Luminance Range vesaire. Şimdi burada biz Select Subject ile başlayacağız. Select Subject'te Lightroom Classic doğrudan doğruya yengenizi seçiyor ve oldukça da başarılı bir maskeleme ile beraber seçtiğini göreceksiniz. Ama burada ben önce yengenizin üzerinde değil de e, yengenizin dışındaki bölgede yani ondan arta kalan bölgede yani ters bölgede çalışacağım için invert düğmesiyle maskeyi değiştiriyorum yerine. Ne yapacağız? Önce bakalım birazcık highlight azaltalım. Ama ben arkayı birazcık daha koyulaştırmak istiyorum. Çünkü yengenizi bir parça daha öne çıkartmak istiyorum. Tabi resmi, resmi gebertmeden ve abartmadan. Sonra ikinci bir maskeyle tekrar aynı şekilde Selex Subject ile yengenizin yüzünü seçip burada saçındaki parlamalardaki kayıpları düzeltmek istiyorum. Ve saçların detayları tekrar ortaya çıkartmak istiyorum. Şu anda bunu da yaptık. Ama ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Bir parça da yengenizin yüzüne biraz daha ışık gelsin istiyorum. Dolayısıyla da bunu tekrar şöyle highlight'ı da ayarlayarak yengenizin yüzündeki detaylara artırmış olduk. Bu da bölgesellerden bir tanesi. Şuna don diyeceğiz. Şu bölge size rahatsızlık verdiyse buradan bir tane daha ilave edin diyeceksiniz. Mesela şuradan neye gelebilirsiniz? Linear gradiente gelebilir. Ve şuradan şu bölgeyi şu bölge üzerinde çalışmayı arzu edebilirsiniz. Ve diyelim ki tamamen abartıyorum ama yanlış anlamayın. Hiç yapmak zorunda olmadığınız şeyler. Ama bu bölgeyi iyice bir koyulaştırabilir. Koyulaştırırken de biraz daha öne çıkartmış olursunuz. Resmimiz bu haldeydi. Ve sevgili dostlar bu hale geldi. Şimdi bu bölgesel düzenleme özellikle bu tür daha karanlık ortamlardaki avantajları ortaya çıkartıyor. Arkası parlak olduğu için fotoğraf kendi pozlamasında geniş bir dinamik aralığı yakaladığı için ki burada her iki dinamik aralığı da görüyorsunuz. Kendince bir düzenleme yapmaya çalışmış. Hani diyelim ki buradan highlight'ı kıstınız. Global düzeltme yapsanız. Diyelim ki shadow'da bir parça açtınız. E, fena değil ama şimdi bir de aynı şeyi biz maskeleme ile yani lokal olarak yapalım. Burada diyelim ki select subject beraber yeniden yengenizi seçelim. Ve yengenizin üzerindeki o koyluğu exposure artırarak yengenizi iyice ortaya çıkartalım. Saçlarındaki detayları geri getirmek için de highlight'ımızı kısalım. Bir parçacık yengenin üzerindeki gölgeleri de açalım. Sonra ikinci bir maske yaratalım. Yengenizi seçelim tekrar. Buradan da sağ tuş ile Invert'e gelelim. Bu sefer burada highlight'ı çok yüksek olan bölgelerden bir parça kurtulalım. Onları birazcık daha doğru ayara getirelim. Shadow'u bir parça aslında kısmak isterseniz kısabilirsiniz ama gerek yok. Şuradan bir parça kımıldayalım ve açalım Shadow'u. Burayı da tamamlayalım sevgili dostlar. Bakın, iki tane bölgede yaptığımız çok küçük iki işlemle fotoğraf buradan şu hale geldi. Yani sizin düşündüğünüz kadar da zor olmadığını görüyorsunuz. Yeter ki bilmekte fayda var. Başka ne yapalım? Lokal düzeltmelerin avantajlarından bir tanesi, lokal düzeltmede gelimi yine biz yengenizin bir fotoğrafına üzerine çalışalım. Select subject diyelim. Yengenizi seçecek. Yengenizi seçtik. Şimdi yengenizi seçtikten sonra Burada yengeniz biraz karanlık kalmış onu bir önce bir açalım. İyice bir parlatalım yengeniz ortaya çıksın. Ondan sonra Highlight'ı kısalım ki saçındaki detaylar geri gelsin. Sonra biz bir maske daha rica edelim makineden. Tekrar yengenizi seçerek az önce yaptığımızın tam aynısını yapacağız, Invert diyeceğiz. Burada Highlight'ı azaltacağız. Sudaki parlamayı yok etmek için. Ve ne yapacağız? Şimdilik bu. Şimdi bir maske daha kullanacağız. Benim şu sağ taraftaki insanlar burada rahatsız ediyor. Ne yapacağız? Buraya bir gradient maske uygulayacağız. Gradient maske uygulayacağız. Ve aşağı şu insancıkları buradan çaktırmadan yok edeceğiz. Çaktırmadan. Oradaki şeyden kurtulmuş olduk. Buradan bir maske daha uygulayalım sevgili dostlar. Evet, dam diyelim. Evet arkadaşlar, böylelikle lokalda nasıl çalışıldığını da görmüş oldunuz. Resim neydi? Ne hale getirdik? Çok küçük dokunuşlarla ve sadece bölgesel düzeltmelerle. Şimdi bir de renkli renkli düzeltmeler var onun içinde. Böyle daha manzaramsı bir yere gelelim. Mesela şuraya gelelim bunu biz reset edelim. Ha. Mesela bu resme geldiğimiz zaman burada yani gördüğünüz gibi çok daha şey değil aslında bir parça e, parlaklığı şeyi artırabiliriz ama biz bunu buradan yapmayacağız sevgili dostlar. Nereden yapacağız biliyor musunuz? Sadece HSL'den yapacağız. Luminans biliyorsunuz rengin koyuluğu ve açıklığı Şimdi burada ne yapacağız? Bu parça lüminansını azaltacağız. Ama şurada bu sefer ne yapacağız? Yeşil ve sarı tonları artıracağız. Şuradaki evlerinde şeylerini artıracağız. Birazcık daha kısalım. Heh. Ve bunları artıralım. Sarıları da artıralım. Bakın yani Gördüğünüz gibi şu kırmızılar da açalım. Bu bölgeyi, şimdi resim buradan iki tane dokunuşla bu hale geldi. Gördüğünüz gibi daha dramatik bir hava yarattık. Ne yaptık? Sadece renklerle oynadık. Renkleri koyulaştırdık, açtık. Şimdi buraya geldikten sonra şuradan da yapabileceğiniz çok basit bir şey var aslında. Biliyor musunuz? Bir parça. Ilave de yapabilirsiniz, clarity ile oynayabilirsiniz, bir parça e, exposure'ı açabilirsiniz, çok fazla değil, şöyle az bir şey Shadowı açabilirsiniz ve bunların hepsini bir arada kullanabilirsiniz. Yani hem maskelemeyi kullanabilirsiniz, e, hem e, renkleri kullanabilirsiniz, hem de globali kullanabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, tekrar hatırlayalım, üç tane, bir tanesi global düzeltme, bir tanesi lokal düzeltme diğeri de renklerle düzeltme yapmak. Valla umarım e, bu içerik kafanızı karıştırmak yerine fotoğraf işleme ve düzenleme ya da düzeltme konusunda sizi daha çok bir zihninizi açmıştır ya da ufkunuzu açmıştır. Hadi şimdi geçin bilgisayar başına sizler de denemeye başlayın. Eğer bu içerik sizlere değer kattıysa beğenme butonunu hak ettiyse lütfen ıskalamayın. Hala abone olmadıysanız abone olursanız beni çok sevindirirsiniz ve fotoğraf çekmek kolay ailesini hep beraber büyütmüş oluruz. Siz de buna katkıda bulunmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar, 2022 yılında huzurlu kalın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Fotoğraf çekmek kolay bugünlük bu kadar.